Bu nedenle konserve maddesi olarak kullanıyordu. Şimdi kalsiyumla ilgili İngiltere'de bir araştırma yapılmış. 61 bin kişi 4 ana gruba ayrılmış, incelenmiş. Tam 19 yıl sürmüş bu araştırma. 19 yıl. Uzun bir süreç. Evet. Birinci grup günde 600 miligram kalsiyum alanlar gıdadan. İkinci grup 600 ile 1000 miligram kalsiyum alanlar. Üçüncü grup 1000 ile 1600 miligram. Dördüncü grup 2000 ve daha fazla hap alarak ekstra kalsiyum alanları üzerine inceleme yapmışlar. 19 yıl sürmüş bu inceleme. Çok kalsiyum aranlarda kalp damar rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıklar, bir sürü hastalık ortaya çıkmış ve 19 yıl içerisinde 11 bin kişi ölmüş. Ölenlerden çoğu da çok kalsiyum alanlar. Bu çok büyük bir araştırma. 19 yıl süren bir araştırma. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 20 bin kişi üzerinde 10 yıl süren araştırma yapılmış. Kalsiyum hap alanlarda kalp damar rahatsızları, sinirsel psikolojik rahatsızlıklar, eklem rahatsızları, romatizma hastalıkları, bir sürü hastalık ve kalp krizinden, beyin kanamasından ölenler vesaire tespit edilmişti. Fakat bunları söylemiyorlar. Ya işlerine gelmiyor bazı çevrelerin. Çünkü burada kalsiyum hapı satacak, para kazanacak vesaire vesaire çıkar ilişkisi var. Kimse açıklamıyor. Ben internete bakayım, kimse söylemiyor. Kalsiyum zehirlenmesi diye bir şey yok. İlk söyleyen benim. Bakalım bundan sonra tekrar bunu tekrar edeceğiz. İnsanlarımız aklında kalsın, ona göre bilinçli olsun diye.